Haydar yarın Balıkesir'e gidiyormuş. Elbeylilerin nesinin peşindeyseniz haberiniz olsun yani. Neyse kızım, sormayacaksın dedik ya. Kadınları ilgilendiren bir şey olsaydı söylerdik. Erkekleri ilgilendiren bir mesele. Yalnız Elbeyli'yle bir davamız var. Bu kadarını bil yeter, tamam mı? Günahım kadar sevmem. Ama Haydar'ın başı belaya girecekse ikinizi de fena yaparım bak. Akrabam sonuçta. Ya değil dedik ya, bize bu kadar olsun güvenmiyor musun? Ayrıca dedem çok kızıyor. Eve dönmezsen başka bir aşçı alacakmış. 3 ay oldu, senin sinirin geçmedi mi hala? Vallahi bana yapılan kabalık için özür dileyen olmadı. Öf tamam, tamam Buğday, uzatma. Hadi git toparlan. Eve dönerken Mamuk abi seni de alsın. Hadi benim işe gitmem lazım. Figen, iyi misin? Ay yok, yok. Ay çok rahatsızım ben bugün. Otur hayatım, otur o zaman biraz. Hadi dur, yavaş. Uzat ayaklarını, uzat şöyle. Yavaşça canım, yavaş. Ayakkabıları da çıkar. Bak davul gibi olmuş ayaklarım. Ya Mehmet nerede kaldı? Erken gel bugünlerde biraz diyorum, hiç aldırmıyor bile. Dur bakalım, hallederiz. Sana bir tane senin çayından söyleyeyim, iyi gelir ha. Hadi tamam. Sıkma canları, otur rahatça. Geliyorum şimdi. Bu yazbaşı erkenden Ayvalık'taki eve gidelim diyorum. 2 senedir açmıyoruz evi. Çocuklar deniz kıyısında sere serpe oynar. Hem bebeğe de iyi gelir güneş. Aman küçücük bebekle yazlıkta olur mu kızım? Dokunur güneş. Canım biz de gölgede tutarız. Ayaklarını denize falan sokarız. Neyse ben karışmayayım. Ama mikrop yuvası denizler artık. Ali Murat bundan sonraki yaşamının aşksız, umutsuz, buz gibi geçeceğini anladığı geceler, özellikle karısının mutlu mutlu planlar yaptığı geceler iyice dibe vuruyordu. O gecelerde sanki geçmişinin mezarını ziyaret edercesine Esmer'in ayak izlerinin ve hatıralarının olduğu sokaklara kendini atıyor, ondan kalan birkaç zerreyi içine çekerek avulmak istiyordu. Sabaha doğru bitap bir halde evine dönerken yanından geçip giden arabanın sevdiğine doğru uzaklaştığını ve kendisine kurulan komplonun direksiyonunda Haydar'ın olduğunu fark etmedi bile. Çok uzaklaşma, değil mi kız? Aa, Haydar geldi. Hoş geldin Haydar. Hoş bulduk yenge. Nasılsın Esmer? Hayatınız yerinde mi? İyiyiz, iyi. Ben biraz ot toplayıp geleceğim. Bak gördün mü sen? 15 gün ne çabuk geçmiş. Daha geçen sefer getirdiklerim bitmemişti ama. Esmer üşümesin yenge.
Azıcık soğuda var. Buralarda Eylül dedi mi buz keser. Yok be, o üşür mü? Otur otur Haydar. Azize Hanım nasıl? Huriye falan? İyiler iyiler, selamları var. Gelmek istiyorlardı ama misafirleri gelecekmiş. Başka zaman artık. Haydar, pirzola almışsın sen. Akşama pişirir yeriz. Ha? Yok, kalmayacağım, gideceğim. Yapacak bir şeyler varsa onları yapayım. Ha, var var, var. Ben şunları götüreyim. Ne kadar çok karşılaşıyoruz seninle. Beni nasıl buldun? Çok zor oldu. Sen de bunu iyice adet edindin. Ne zaman sürgün olup insan sesine hasret kalsam karşıma çıkıyorsun. Babacığım, doktorunu hatırlat da dostları ilaçları da yazsın reçeteye, tamam mı? Ya doktor ne yazılacağını bilir herhalde. Bu da uzman getirdi başımıza. Allah Allah, tabii öyle. Alırım alırım. İçim dışım ilaç deposuna döndü zaten, ne işe yarıyorsa. Olur mu öyle şey babacığım? Bak son birkaç gündür ne kadar iyi oldun. Hı? Hadi. Hayırlı işler. İyi günler. Hasan, hemen döneceksen mamuğu al getirsin seni. Yok baba, ben biraz şirkette kalırım. Evde otur otur, çok sıkıldım. Akşama çocuklarla beraber dönerim. Masum erken mi çıktı? Çıkmış baba. Görüşürüz hayat. Görüşürüz abi. Güle güle. Maşallah. Oğlan tosun oldu gelin hanım. Rahatı da elinde galiba. Ay bitirdi senin bu torunun beni dedeciğim ya. Bittim vallahi. Ne gülüyorsun be? Az kaldı, halinden belli. Dişini sık biraz daha. Sık sık. Sık dişini. Şimdi de göreceğim. Ne yapıyorsun burada? Niye buradasın? Yengemle geldik işte. Nasıl buldun beni? Söylemezsen konuşmayacağım. Biraz hafiyelik yaptım. Buraya gelen herifi takip ettim. Buraya mı tıktı sizi Ali Murat? Tanzanya'ya gönderseydi gözden daha çok uzak. O bilmiyor burada olduğumuzu. Ha, onun için mi adamı burada? Annesi yolluyor. Ondan gizli. Niye? Ya sen gerçekten hala o heriften kaçıyor musun? O gün peşinden gidince sandım ki... Kavga bitsin diye gittim ben. Yoksa o adamla bir işim olmaz. Demek sen bizim deli kıza sevdalandın ha Haydar. Peki sen hiç el beyliden korkmuyor musun? Ne yapar seni o el beyli biliyor musun sen? Bey'e çocuk düştü, kız da kaçıp gitti dediler. Bey çoktan unuttu gitti Esmer. Demek öyle dediler ha. Bizi kafalarından sağmak için buraya attılar. Öyle dediler demek. Kimseden saklanmak zorunda değilsin. Bu dağ başında ömür çürütmek zorunda da değilsin. Gel inat etme. Seni bizim eve götüreyim. Söyledim sana, farklı bir yaşamın olabilir. Kendi ayaklarının üzerinde duran güçlü bir insan olabilirsin. Ali Murat'ın kolu bizim eve uzanamaz. Orada olduğunu bile anlamaz. Okursun. Eğitimini tamamlarsın. Sana yardım edeceğim. Çok zeki bir kızsın. Bambaşka bir hayatın olabilir. Benim gücüm sizin şehrin sınırlarında biter. Oralarda yaşamayı bilmem ben. Seni böyle saçma sapan bir hayatın içinde bırakmayacağım. Ne bu ya? Kaçtığın herifin anasından gelen sadakalarla yaşayacak kız mısın sen? Bir süre daha böyle olmak zorunda. Yerimi sakın kimseye deme. Peki benim de dilimi mi kesecekler çocuk doğduğunda el beylinin kucağına verdiğim zaman? O vakit ne olacak? Sana Antalya'da denize nazır, geniş çene, birinci sınıf bir eve bakıyorlar. Olacağına da aylık para bağlayacaklar. Deme be. Antalya'da denize nazır. Azize Ana sana da bir taksi alırız, geçinir gidersiniz dedi. Fena mı olur? Çocuğa sahip çıkarım. Bizimkiler doğru zamanla büyür giderler. O beyden hayır yok Esmer'e. Demek Azize Hanım her şeyi planlamış ha. İyi ama fena teklif değil. Tabii
Ne yapacaklar bizim deliği alıp gelin diye başka şeye mi oturtacaklar? Haydar, sen de hoşlanıyorsun bizim deliden değil mi? Sorsana gözüne uyku giriyor mu onu gördün görülür diye. Dur bakalım, bu delinin aklına girebilecek miyiz? Ama korkutmamak lazım. Önce bir el beyliden umudu kessin, adamı unutsun. O zaman bakacağız bir çözüm. E hadi oğlum sen git baksana bakalım Esmer nerede? Bak akşam oldu, yemek yiyeceğiz. Hadi çocuğum. Alo. Alo abi. Bebek geliyor. Ay çocuğu çıkıyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Siz de direkt hastaneye gelin. Mehmet. Ay Mehmet çok fenayım. Ay ben. Duyuyor musun? Ay dayanın. Ay niye bağırsın? Canı acıyor kadının. Gel hadi. Siz de hastaneye gelin direkt tamam mı? Baba bebek geliyor. Ne kadar da bir Zişan? 5 dakikada bir geliyor. Tamam güzel. Siz hemen çıkın. Yalnız dikkat edin tamam mı? Zişan telefonunu Figen'in kulağına tutar mısın? Ah dur bak Mehmet vereceğim gel. Geç arabaya geç. Bak veriyorum bak. Arkaya. Dur. Sakin. Alo. Aşkım sakin ol tamam mı? Tamam. Ben hemen geliyorum hastaneye. Bütün yol boyunca seninle konuşacağım. Mehmet. Mehmet ölüyorum. Tamam korkma bak herkes yanında. Nasıl nefes alıp verecektik? He? Hadi nefes alıp ver. Ay bu geliyor. Tamam gidiyoruz yoldayız. 10 dakika sonra oradayız tamam mı? Ay geliyor bu da. Tamam yok iyi. İyi yok tamam iyi şu anda. Baba. Baba uyuyor musun? Ne alem adamsın ya. İlk torunun geliyor sen uyuyorsun. Baba. 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 Meraktan yollara düşmüştür şimdi. Ya bu sefer olmaz Esmer. Gene aynı şeyi yapıyorsun. Benim o herifle başım derde girmesin diye benimle gelmiyorsun. Bu sefer olmaz. Efendim Amuk abi. Ne kazası? Kulağın masum mu? Allah Allah. Amuk abi ne kazası? Babam mı? Abim mi? Abi söyle öldüler mi yoksa? Doğru söyle Mamuk abi. Kudret. Sana azıcık tatsız haberlerim var. Biliyorsun alın yazısından kaçılmıyor. Vakti saat gelip de emri hak vaki olunca... Lafı dolandırma doktor. Söyle hangi akranımız öldü gene? Bir kaza oldu Kudret. Mehmet'le Hasan. Ha? Hasan'ı kaybettik maalesef. Ne? Dedem. Sakin ol ne olur. Beyim. Oğlu Mehmet yaralama durmayı dedem. Oğlu. Alayım Ömer. Recep. Ne olur sen. Beyim. Ömer. Doğru mu bu? Ha? Hasan. Hasan öldü mü? Şunun için ne olur.
Beyim. Hadi. Dedem. Hadi dedem. Hadi. Aman beyim. Şunu iç. Beyim aman. Şunu iç. Dedem. Kuzet. Sakin. Doktorların söylediği Hasan Bey'in kalbi yolda teklemiş. Yani kazayla falan bir ilgisi yok. Mehmet de doğum heyecanı, onunla ilgileneceğim diye dikkati dağılmış, girmiş kamyonun altına. Hasan Bey'in de kalan azıcık canı uçup gitmiş. Mehmet abim için ne diyorlar? En son söyledikleri, kırıklar iyileşecek. Ama ameliyatı aylara yayacaklar. Bir tarafını çevirecekler, öbür tarafını yapacaklar. 1000 tane kırık var. Figen'in hali de perişan. Mehmet'i sorup duruyor. Ne söyleyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum. Masum, kendini bırakmanın sırası değil. Bak, evin bir tek erkeği sen kaldın ona göre. Köpek kısmısı suya düşmeden yüzmeyi öğrenemezmiş. Hadi, görürüm seni yeğenim. O kumar gecesinden sonra çok kötü davrandım babama. Gözlerime baktı, durdu. Günlerce bir sıcak bakış görmek için. Gözlerimi kaçırdım hep. Kendini sonsuza kadar suçlu hissetmesini istedim. Takdir ilahi. Kendini suçlama. Peki. Kim ölmüş anne? Bir kaza olmuş. Hasan Kulova ölmüş. Yarın ikindideymiş cenazesi. Aa, iyi. Asiye uyumamışsın. Bırakamadım abla. Ay fena yiyemiyordum. Ay uyusun uyusun bırak uyusun. Hadi Zişan sen de yatağa. Zişan. Alo. Kudret. Ben Azize. Azize. Hasan'ı kaybettik. Koy verme kendini Kudret. Takdiri ilahi. Ne yapacaksın? Sen inançlı adamsındır. Güçlü olmaya çalış. Neye yanıyorum biliyor musun? Bütün hayatı boyunca bir gün yüzü gülmedi. Onu da kendi karanlığıma mahkum ettim. Hepimizi. Seni de, beni de. Karımı da, Hasan'ı da o karanlığa mahkum ettim. Seni daha fazla üzmek için açmadım bu telefonu. Hayatımız bir şekilde geçiyor işte. Sonunun ölüm olduğunu gençken bilmiyoruz. Bilseydik, ziyan eder miydik bir damlasını? Hah, geldi işte. Öldüm meraktan Haydar. Ne yaptın, konuşabildin mi Reyhan'la? Ne oldu, bir şey var sende? Hayırdır? Reyhan tersledi mi seni? Terslemiştir tabii. Ev mev kesmez onu. Aklı sıra o kızı bu konağa hanım etmek istiyor. Ay sus be İsmail. Anlat bakayım sen, ne oldu? Bana sıra gelmez Zuhriye abla. O kızın başka bir yağlı kısmeti var. Kulovaların küçük oğlanla geziyordu dağ bayır. Ne etsin beni? Sağ ol. Sağ ol. Dostlar sağ olsun.
Allah kalanlara sabır versin. Sağ ol oğlum. İhmal etme beni. Ali Murat, bu olanlara dayanamayacağım. Sık sık ziyaret ederim söz. Allah kalanlara uzun ömür versin. Sağ ol. Mani ol, bir rezillik çıkmasın. Ne rezillik çıkacak beyim? Elbeyli taziyeye gelmiş. Ne işin var senin burada? Suratını dağıtmadan hemen defol git. Acınız var, elim kalkmaz. Ama dilini tutsan iyi olur. Ben kendime ne kadar hakim olabilirim bilmiyorum çünkü. Masum. Elbeyli taziyeye gelmiş. Deden arabada bekliyor. Hadi. Ne derdiniz varsa burası da yeri değil. Yaptığınız çok ayıp. Yürü. Yürü dedim. Masum, yürü. Yürü. Babasının acısı bile Masum'un Esmer'i düşünmesine engelleyemiyordu. Başınız sağ olsun. Mamuk abi, Figen'le bebek de gelecek mi hastaneye? Tabii tabii, ben her şeyi ayarladım. Biz varız, siye gelir onlar. Ay, içime fenalık geldi. Kızım, iki gündür dut yemiş bülbül gibisin. İki laf edelim, bak ne gelenimiz var ne gidenimiz. Kızım. Üzülme artık ha. Olan olmuş. Bir gençlik hatasıdır diyelim, geçelim. Bundan sonra önüne bakacaksın sen. Kim bilir, belli mi olur? Bir bakmışsın, bir gün karşına böyle temiz pak biri çıkmış. Temiz biriyle yuvanı kurmuşsun. Esmer, ben o adamın karısını bırakıp da seni alacağına hiç ihtimal vermiyorum ha. Ne yapar? Gelir işte, arada bir çocuğunu görür, erzak verir. Ondan sonra da gerisi gelmez. Gerisini bekleyen kim? Ben şu dakikadan sonra alacağım nefesten ötesini düşünmüyorum. Esmer, yaşın küçük biliyorum. Ama artık çocuğunu düşürmelisin sen yavrum. Ne diyeceksin çocuk büyüyünce ha? Böyle bir başımıza kaldık, ne yapacağız mı diyeceksin? El kadar bebeden mi korkacağız? Bakarız başımızın çaresine. Yavrum, sen o adamı unut artık. Ondan hayır yok. Sen artık önüne bak. Geleceğine bak. O bizi bırakmaz. Gelir. Gözünü açık tut Haydar. Bu Masum bir şeyler çeviriyor. Kızı bunların sakladığına adım gibi eminim. Evlerini gözetlemeye birini gönder. Bundan sonra Masum Bey nereden gelmiş, nereye gidiyor ben bileceğim. Duymuyor musun beni Haydar? Aklın nerede senin? Yok beyim. Sıkıldık biraz cenazede olanlara da. Dersini de veremedik. Yeri değildi. Sen benim dediğimi yap. Evi gözetlemeye birini gönder. Her gün haber vereceksin bana. Başüstüne beyim. Nasılsın oğlum? İyiyim dede. Ama karımı ve oğlumu görsem daha iyi olacak. Gelecekler. Biraz sabırlı ol. Nasılsın aşkım? Şimdi daha iyi. Figen çok güzel bir şey bu. Keşke babam da görebilseydi. Herkesi yerine yerleştirdim.
Mehmet iyi. Çocuğunu görünce dirildi vallahi. Sen iyi misin? Hadi eve geçelim. Şimdi bir ton misafir gelmiştir. Deden de gelecek. Mamuk abi, benim bir yere gitmem lazım. Ben biliyorum senin nereye gideceğini. Ama olmaz. Onu kafandan çıkar. Ya tam eve getirecektim, babamın haberini aldım. Şimdi geri dönüp onu almam lazım. Onun orada yaşamasına ben razı değilim. Ya bana bak, bu kadar acımız var. Sırası mı şimdi? Bu kadar hadisenin arasında bir de şimdi Ali Murat'la mı uğraşacağız? Ali Murat'ın haberi yokmuş Esmer'in nerede olduğundan. Anası saklamış uzak tutmak için. Sen öyle zannet. Onu eve getirdiğin anda haber olur onun. Dedene düşün ya. Kız namımızdan uğraşacak, Ali Murat'la uğraşacak hali mi var adamın? Allah Allah, kalbine iner vallahi. Biraz düşün oğlum ya. Hadi, hadi eve gidiyoruz hadi. Hadi hadi. Sonra bakarız bunların çaresine. Biraz zaman geçsin. Doğuma 3,5 ay bir şey kaldı. Evet. Bakalım kızımız mı olacak, oğlumuz mu? Hayırlısıyla sağlıklı olsun da. Tabii. Yeter ki bir an önce doğsun, değil mi? Tabii. Sen de selametle kurtul. Önemli olan da bu. Doğru. Senin de kurtuluşun buna bağlı. Hepimiz kurtulacağız. Abuk subuk konuşmayı diye. Gözlerimin içine bak şimdi ve bana doğruyu söyle. Doğurur doğurmaz beni boşayacaksın, değil mi?